Anne. Kanat. Oğlum nasılsın? Ne zamandır senden haber bekliyordum. Anca arayabildim. Ben iyiyim de... Hani bir şey yapmamız lazım. Eve gidebildin mi? Araştırma yaptın mı? Evet. Yani... Bir şey buldum da nasıl desem... Bir delil gibi değildi. Ne buldun oğlum söylesene. Anne artık kabul etmen lazım. Bana destek olman lazım. Aziz'i korumayı bırakmamız lazım. Kanat ne buldun? Aziz'le ilgili bir şey mi buldun ha? Anne dedim ya mesele delil ya da kanıt değil. O da bu işin içinde. Asıl mesele Aziz'in zararlı birisi olması, babam gibi. Biz onu hoş gördükçe. Biz onu koruyup kolladıkça hem ona hem de başkalarına zarar veriyoruz. Anne. Anne ne olur ağlama. Oğlum nasıl ağlamayayım ben? Ha? Ben anneyim. Aziz benim evladım. Sen anlayamazsın ki bunu. Ben de abisiyim. Artık bunun önemi yok. Aziz bir psikopat ve onun profesyonel bir yardıma ihtiyacı var. Anne benim onu durdurmam lazım. Ne yapıyorsa öğrenmem lazım. Masum bir kızın hayatı tehlikede. Peki. Haklısın. Sen nasıl biliyorsan öyle yap olur mu ama... Lütfen senden rica ediyorum. Onu incitme olur mu? Tamam. Tamam sen bana şimdi orada ne gördüysen her şeyi anlat. Aziz'i gördünüz mü? Hayır, görmedik. Aziz'i gördünüz mü? Yok kardeş. Yok, ben de görmedim. Demek buradasın. Sonunda. Amma dolaştın ha. Okulun güvenlik kamerasından da mı sızdın? Ay. Şöyle söyleyeyim. Yapmadıklarım, yapabildiklerimin yanında çorbadaki küçücük sinek kadar. Ama o küçük sinek benim midemi bulandırıyor tabii. Önümde kocaman bir kase çorba olsa bile. Boş yapma. Leyla nerede? Bak cevabını bilmediğim nadir sorulardan birini sordun şimdi bana. Aziz! Bak bu oyun mu yoksa şaka mı? Her şey her neyse komik olmaktan çıktı. O kızın hayatı tehlikeli olabilir. Söyle nerede? Ne demişler? Gelecek bilinmez. Ama son her zaman daha yakındır. Annemle konuştum. Konuşacak mısın? Anlaşıldı. Senin konuşmak için başka bir şeye ihtiyacım var. Sen ne yapıyorsun? İyileşme. Şey saçmalama. Leyla nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yanlış cevap. Anlayacak mısın beni? Olabilir. Konuşacak mısın Aziz? Bilmiyorum dedim. Nesini anlamıyorsun? Tamam ciddiyetimin farkındasın. Bırak! Bugüne kadar bütün her şeyine tahammül ettim. Bütün bu manyaklıklarını sineye çektim. Seni korudum, kolladım. Ama kardeşim, canım kardeşim, sen bu sefer çizmeyi açtın. Bu sefer ya konuşacaksın ya da... Aziz. Aziz.
istiyorum. Aziz! Aziz uyan. Aziz kendine gel. Aziz! Aziz kendine gel. Aziz! Aziz uyan! Aziz! Aziz! Onun nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Nerede olduğunu söyle. Biliyorsun, biliyorum. Nerede? Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ne yaptın? Ne yaptın o kıza, söyle. Ben bir şey yapmadım. Babam yaptı. Biliyorsun sen. Hemen polisi araman lazım. Hemen bir dört etme, dur. Ben çoktan aradım. Arap Günay! Leyla ile son konuşmaları ellerine geçmiş. Nasıl geçtiyse artık. İhbarı sen mi yaptın Aziz? Evet komiserim. Seni o adi... Hey! Yalnız söylediğin her şey aleyhine delil abicim. Bence kelimelerine dikkat etsen iyi olur. Geberteceğim seni yapma! Sana! Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltındasın. Biraz sakin ol. Kanat, tam kapatacak zamanı buldun şu telefonu. Kanat'ı gördünüz mü? Yok. Arkadaşları geldi, sonra onları. Kanat'ı gördün mü Melisa? Benim Kanat'la artık bir alakam yok biliyorsun. İki dakika ciddi olur musun? Önemli, Leyla ile alakalı. Nerede? Bir haber mi var yoksa? Haber varsa Kanat'ta vardır ama kendisi ortada yok. Kanat'ı ben en son soyunma odasında gördüm. Sonra bir daha görmedim. Kesin bir delile ulaşamadık ama Müdür Rıza Bey'in bu konuyla Leyla'nın kaybolmasıyla alakası var. Nasıl yani ya? Bizim Rıza Müdür Bey amca. Rıza amca ne alaka ki? Tamam, kavga etmeyi, didişmeyi bir kenara bırakıyoruz ve birlik oluyoruz, bu konuyu çözüyoruz. Ama önce Kanat'a ulaşmamız lazım. Millet! Size güzel haberlerim var. Leyla bulundu. Nasıl? Ama daha demin Ekim Rıza amca işin içinde dedi. Yani olsa olsa Leyla'yı arama işin içindedir. Neyse, uzatmayalım şimdi. Hadi gelin. Bir dakika, bir dakika. Senin doğru söylediğin de malum. Ayrıca Kanat'a hala ulaşamadım. Aramızda bir paranoyak var galiba. Birincisi, Kanat az önce benim yanımdaydı. Şimdi Leyla'nın yanına gitti. İkincisi, bizim de yola çıkmamız lazım. Çünkü Leyla'ya karayoluyla ulaşamayız. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi gel. Hadi. Oh. Ekim, başka çaremiz yok abi. Hadi gel gidelim. Yolda ararsın Kıvanç. Geldik. Ayarladığım tekne bu işte. Aziz, nereye gidiyoruz? Büyükada'ya falan mı gideceğiz? Melisa, inan detayını ben de bilmiyorum. Önemli olan Leyla'nın bulunmuş olması değil mi? Evet abi, kız iyi olsun da. Hepimizin aynı tekneye bindiğine inanamıyorum. Hadi sen Zeki, gidelim artık. Kanat'a ulaşamıyorum. Ya saçma sapan bir yerdeler. Telefonu çekmiyordur. Atlayın işte hadi. Ya Ekim, gelsenize. Leyla'yı bulmamız lazım. Hadi. Ya hiç güvenmiyorum ben şu Aziz'e. Ya güvenmekten başka çaremiz yok ki Ekim. Ekim, Ayşe. Ben yanınızdayım. Merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. Baksana ya, ne diyor? Leyla bunu diyor. Bugün bizim bayramımız olması lazım. Hadi. Hadi gelin.
daha yolcusu kalmasın. Kalkıyor. Ne bu? Biz ıssız koy tatili falan mı kazandık? Leyla nerede Aziz? Söylemiyorum ki. Ağzını açmıyor. Aziz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya sen? Bu ne? Oğlum sen kafayı mı yedin? Biraz burada bekleyeceğiz. Sen yaptın değil mi ha? Leyla'yı sen kaçırdın değil mi? Bırak şu elindekini bak öldürürüm seni anladın mı? Dur o zaman. Kışkırtma şu an. Ya arkadaşlar siz niye titriyorsunuz bunun karşısında ya? Elindeki olsa olsa oyuncak silah filandır. Melisa saçmalama. Melisa dur. Doğru söylüyorsun ya. Bu da ancak ve ancak dahancık gibi polisin elinde görmüştür gerçek silahı. Hepiniz inandıysanız kapatın çenenizi. Eğer benim dediklerimi yaparsanız sağ salim çıkarız burada. Anlaşıldı mı? Nerede Leyla? Geçin oturun şuraya. Anlatacağım her şeyi. Geç! Geç dedim geç! Bak bana lan! Sen de yürü. Melisa. Bakma! Ne yapalım? Oturalım mı yani şimdi buraya? Otur. Otur! Burada bekleyeceksiniz. Kendi iyiliğiniz için.
Ben de hep iyiliğini düşündüğüm insanlara silah çekerim. Çok yakında çok feci şeyler olabilir. Haklısın. Gerçekler bir ortaya çıksın. Senin adına çok kötü şeyler olacak. Şişt, tamam şimdi değil. Ben Leyla'ya hiçbir şey yapmadım. Yapamam daha. Bizim onunla çok özel bir ilişkimiz vardı. Nasıl özel? Nasıl yani Aziz? Sevgililik gibi bir şey mi? Dur, dur anlatsın, dur. Bizi birbirimize bağlayan tek bir kitaptı. Çocukluğumuzda çıkan tek baskı yapmış bir kitap. Yani film genel olarak çok fena değildi de asıl son sahne etkileyiciydi. Hangi sahne? Şu evin küçük çocuğunun öldürüldüğü sahne mi? Zavallı küçük çocuğun ölümünden bahsetmek onu rahatsız etti. Halbuki onlar yaşamayı herkesten daha çok sever ama saygılı, ahlaklı, namuslu olanlar bu dünyaya bu kadar fazla ne yazık ki. O da bunu biliyordu. Olduğu şey yüzünden cezalandırılacağını. Beyaz fil. Bir dakika, bir dakika. Sen bu kitabı okudun mu? Evet, tabii ki. Defalarca. Gerçekten. Evet. Ya, ben de ama çok az kişi bilir bu kitabı. Evet. Yani ben benimkini kaybedince yenisini böyle semt semt aramıştım. Çocukken tüm yalnızlığımı almıştı o kitap. Ta ki çikolatayla tanışana dek. Şimdi de... Hep oturup böyle bu kitabı konuşabileceğim birinin hayalini kurmuştum. Ben de öyle. Hep bu anı hayal etmiştim. Tıpkı şimdiki gibi. Tıpkı şimdiki gibi. Yani aslında kitapta yazılanlar insanlara acımasızca geliyor ama bence kitapta kendilerini gördükleri için. Olduğu şeyden utanç duymak yerine ayıplamak daha çok işlerine geliyor çünkü. Sonra ayıplamak yerine öfkeye bırakıyor. Öfke de kötülüğü. Halbuki inkar etmek yerine aslında kendilerinin kim olduğuyla ilgili barış yapsalar... Minimum zararlı hayatlarına devam edebilirler. Aynen öyle. Aynen. Beni şimdiye kadar en iyi anlayan insanmışsın gibi hissediyor olmam normal mi? Normal. Ben de senin gibi hissediyorum çünkü. Diye. Bayağı iyi hikayeymiş Aziz de. Leyla'ya ne yaptığını söyler misin artık? Bir dakika, bir dakika. Kitabın ismi ne dedin sen? Beyaz Fil. Ha? Şşt, sensin. Üzüldüm, git. Benim oldu mu? Otur şimdi oturduğun yere. Otur! Otur! Oturun hepiniz. Sen var ya bittin. Hele şuradan bir kurtulalım. Sen bittin. Seni mahvedeceğim ben. Ya Aziz, tamam bak bunları anlayabilirim ama Allah aşkına benden ne istedin? Bana niye böyle bir şey yaptın sen ya? Bence sen o elindekine çok güvenme. Çünkü sonsuza kadar yanında olmayacak. Aziz, ya hepimizin hayatını mahvettin, görmüyor musun? Hepinizin hayatının içine ben, değil mi? Siz hiçbir şey yapmadınız. İnsanoğlu ne hikmetse yaptıklarıyla hiç ilgilenmiyor zaten. Sadece kimi çıkardığıyla ilgileniyor. Kanat. Kanat için söylediklerim. Doğru muydu onlar da? Söylesene doğru muydu? Hayır.
mecbur kaldım. Ortalığı biraz bulandırmam gerekiyordu. Ben de onu kullandım. Onu telefondan Leyla'ya mesaj atan benim. Leyla nerede Aziz? Aziz nerede Leyla? Ha? Ona zarar verdin mi? Aziz, eğer ki Leyla'ya bir şey yapmış olursan seni yemin ederim ki öldür. Buyur. Ben ona zarar veremem. O benim ruh eşim. Ruh eşin öyle mi? Peki biz şimdiye kadar neden sizin ruh eşi olduğunuzu bir defa bile görmedik? Neden insanların içine çıkıp cesurca bunu itiraf etmedin o zaman? Ortalıklarda yaşanan ilişkilere ne yaptınız gördük çünkü Melisa. Hepsini yaktınız, yıktınız, yok ettiniz. Ya eğlenceniz için ya da çıkarlarınız için. Aziz tamam. Tamam bizim konumuz bu mu ya şu an? Leyla nerede? Hepiniz aşktan, arkadaşlıktan bahsediyorsunuz ama hiçbiriniz, hiç kimseye saygısı yok. Konuşana bak. Şimdiye kadar yediğin altları hepimiz gördük. Sen değil miydin ilişkileri sabote eden? Sonucunu düşünmeden insanlara zarar vermeye kalkan sen değil miydin Aziz? Tuttum evet. Şimdi de hepimizi özgürleştiriyorum. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, tüm karanlıklarımızdan. İyi o zaman söyle. Ablamın ölümünden kim sorumlu? Hadi söyle de ben de özgürleşeyim. Ha? Bilmiyorum. Aziz, uzatma. Leyla nerede söyleyeceğim? Yaklaşma! Tamam. Yaklaşma! Yaklaşma! Önce beni dinleyeceksiniz. Sonra onun olduğunu öğrenirsiniz. Tamam. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam. Tamam, bak seni dinliyoruz. Hepimiz seni dinliyoruz şu anda. Tamam, sakin ol. Sakin indir onu. Biz seni dinliyoruz. Bu okul her şeyi, herkesi kirletiyor. Biz de gözden uzakta yaşamaya karar verdik ilişkimizi. Siz ne kaç göz yapıyorsunuz birbirinize? Şey yapmıyorum. Yaklaşma. Tamam, bak tamam. Haklısın. Sen zaten haklısın. Haklısın, bu okul hepimizi biraz kirletti. Hepimiz biraz kirlendik, tamam? Ama bak Leyla'ya. Leyla'ya bak, Leyla öyle mi? Leyla çocukluğundan beri çok temiz, çok mütevazı hayaller kuruyor. Tamam, bak. Bebek evleri yapıyordu Leyla. Sen biliyorsun. Leyla ne kadar masum. Evet, babaannesine güzel bakmak istiyordu para kazanıp. Ona vefa borcu olduğunu düşünüyordu hep. Tamam. Tamam, hepimiz hayal ettiğimiz gibi yaşamıyoruz. Leyla böyle bir gelecek hak etmiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun bunu. Aziz, her ne olursa olsun geri dönüşü var. Tamam mı? Ailene olan sinirini ya da bize olan öfkeni lütfen ondan çıkarma. Ne olur Leyla'yı cezalandırma. Evet, Hazal haklı. Böyle kendi hayatını bitireceksin Aziz. Ben böyle olsun istemedim. Ben onun saçını teline zarar vermem. Tamam. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi. Hadi nerede o? Leyla nerede Aziz? Yakınlarda bir yerde. Aziz. Böyle içimde iki kişi boşuyor sanki. Beni Leyla'yı kurtarmak istiyor.
Ben onu kurtarırsınız diye yakında getirdim. Ben de istiyorum kurtarmak ama bir şey engel oluyor bana. Bilmiyorum ne engel oluyor bilmiyorum. Tamam. Aziz tamam hadi. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim. Hadi bizi Leyla'ya götür. Hadi gidelim.